Benjamin Meyveli yazmış. Zaha hazır olduğu zaman 11 oynar mı sürekli demiş. Artık Zaha'nın dönmesini bekliyor Galatasaray taraftarı. Yani bu süreç nasıl işleyecek? Samsunspor maçına kadar birçok oyuncunun hazır olması bekleniyor. Fakat Zaha'yı hazır görebilecek miyiz Samsun maçında? Ya Ljubljana maçıydı. İzledik. Kısa süre izledik. Gerçekten de çok yetenekli bir oyuncu. Antrenmanlardaki performansı, şu anda takımla çalışmaya henüz başlamadı. O da bugün yarın başlar beraber takımla çalışmaya. Zaha hazır olması halinde tabii ki formayı kapar. Çok yetenekli bir oyuncu. Kondisyon açımından, fizik açıdan baktığınızdan bir şey yok ama kondisyon olarak biraz gelişimini sağlarsa, tam olarak dönmesi halinde Galatasaray'da en direkt oyuncuların başında gelir. O zaman da evet, kim kesecek diye baktığın zaman yani Hakim Ziyech, Zaha, Tete, bu üçü de hazır olduğu zaman Okan Hoca'nın Allah yardımcısı olsun. O zaman da Icardi'nin en iyi anlaştığı Kerem'i bile kulübede görme ihtimalimiz doğacak gibi geliyor. Yani ya Kerem'i o zaman 10 numaraya atacaksın. Bu sefer Hakim Ziyech gibi bir oyuncuyu nerede kullanacaksın? Okan Hoca'nın biraz orada bir tatlı sıkıntısı olacak. Yani bu üç oyuncunun da tam olarak hazır hale gelmesi halinde 3 sezondur Galatasaray'da çok iyi işler yapan ve Icardi'yle çok iyi anlaşan Kerem'in nerede, nasıl bir forma giyecek? O zaman da Okan Hoca'yı biraz daha hakikaten sıkıntılı bir süreç bekliyor. Belki de Malmö maçının ilkiydi galiba. Bir 10 numarada bir oyunun son 10 dakikasında görev almıştı. Yani orada büyük ihtimalle Mertens de var. Şu anki durumda zaten Mertens oynar. Ben Samsunspor maçında yine orada 10 numarada Mertens'i bekliyorum. Ama önümüzdeki haftalarda orada değişkenlikler açıkçası bekliyorum. Yani Okan Hoca'nın planında Hakim Ziyech'i sanki 10 numarada oynatmak gibi var. Yerli statüsünde 3'e oyuncu atacaksa, Hakim Ziyech, Zaha, Tete arasında kanatlarda dağılım yapacaksa belki de Kerem 10 numarada göreceğiz. Böyle değişiklikler göreceğiz. Okan Hoca'nın Kerem'i çok deniyor o tarafta Okan Hoca. Doğru, Kerem'i çok deniyor. Bir de Okan Hoca'nın bundan önceki sene, şampiyon olduğu senede ezbere bir kadrosu vardı. Yani herkes Galatasaray'ın 11'ini ezbere sayabiliyordu baktığımız zaman. Evet. Sistem olarak da doğru, çok bir değişiklik yapmıyordu. Alışılmış bir kadro. Rakipler istediği kadar Galatasaray üzerine çalışsın, Galatasaray kazanmasını biliyordu. Oyuncular da en fazla yer değişikliği yapıyordu. Ama bundan sonraki süreçte böylesine geniş bir kadroda Okan Hoca'nın bazen bazı maçlarda 2-3 oyuncu değişikliği yapma ihtimali de görüyorum yani başlangıçta. Oyun içinde zaten Okan Hoca'nın en çok eleştirdiğim tarafı oyuncu değişikliklerinde çok geç kaldığı. Bu sezon öyle rakipler olacak ki ikinci arada 3 oyuncu değişmeniz gereken bazı maçlar olacak. Rakibiniz çok üzerine geldiği zaman rakibi bozmak adına 2 tane kanattan çıkarıp belki orta sahada değişiklik yapıp, yani Endombele, Sergio, Lucas Torreira gibi oyunculardan bile değişiklik yapabileceksiniz ama oyun formatında Galatasaray'ın hücum hattı bakıldığı zaman müthiş bir hücum hattı var. Savunma hattında Abdülkerim, Nelson, bu ligin şu anda gol yemeyen tek takımı. Onu bile eleştiriliyoruz. Yani onu bile eleştiriyorlar. Ama Avrupa maçlarında da şimdi bu kadar formda bir oyuncu Abdülkerim Bardakçı, acaba Nelson Sanchez mi olacak? Orada da Okan Hoca'nın yerinde olmak istemem. Gerçekten çok geniş bir kadrosu olacak. Alternatifli bir kadrosu olacak. Sadece o 6-8 bölümünde biraz sıkıntı yaşayacak gibime geliyor. Endombele eğer hazır olursa bu ligde çok konuşulabilecek bir oyuncu hazır olması halinde. Transfer döneminin son günü takıma katıldı. İşte hazır olmadığı yönde, fakat fizik olarak baktığı zaman hala kilo denildi. Fazla kiloları var denildi. Ama antrenmanlardan görüyoruz ki, hatta yapılan yorumlar şu anda fotoğraflara göre çok fit oldu. Onu da ancak izleyerek göreceğiz. Ama tekrar söylüyorum, Galatasaray'ın bir tane yerli orta saha ihtiyacı var. Kerem Demirbay var. 8 mi 10 mu geldiğinden beri tartışılıyor. En son Gaziantep maçında biraz olmadı kesin abi ya. 8 olmadı. Evet, o 10 olmadığı kesin, doğru. Kendisi de bu konuda tam bir karar vermişti. 8 konusunda da Gaziantep maçında rakibinizin çok iyi olmaması Kerem'i biraz ön plana çıkardı ama oynadığı maçlarda çok fazla top kaybı yapıyordu. Bunu da eğer aşabilirse o zaman belki Berkan'ın yerini alabilir o 8 numara rotasyon konusunda, transfer yapılmazsa eğer. Okan Hoca da orada Kerem Demirbay'ı kullanabilir diye düşünüyorum. Bu soruyu cevapladık zaten. Medet Bey demiş, Savaş abi Dubois gönderilecek mi? Şampiyonlar Ligi'nde yer almadığı yerine Sabek yani ve orta alan oyuncusu gelir mi demiş. Az önce zaten bunların hepsini yanıtladın sen abi. Şöyle söyleyeyim, %100 çünkü artık 15 ve 16. yabancı. Yani orada Luyendamay'la Dubois fazla kontenjanda. Dolayısıyla ya takasta kullanılacak ya da sözleşmeleri askıya alınıp lisans çıkarılmayacak. Yani bu kadar. Peki net, bu bölgede orta alanda yerli oyuncu almak yerine genç takımda kaptanlık yapan Baran burada forma giyebilir mi? Medet Bey sormuş yine. Giyebilir. Benim en çok eleştirdiğim konu buydu. Çok güzel bir soru. Bak Ali Turap Bülbül var. Fatih Terim zamanında çıkarılan. Evet. Bundan 3 sene önce. Son şampiyonlukta da vardı, Fatih Terim'in şampiyonluğunda. Yani 3 senedir bu kadroda artık tecrübeli bu gençler. 17 yaşındaydı. İlk Ziraat Türkiye Kupası maçında izlediğimiz zaman Ali Turap Bülbül'ü. Sonra kiraya verildi. Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon gibi takımların altyapıdan her sene en az 2 tane oyuncu çıkarması lazım. Evet, Baran var orada. Daha önce takımdan ayrılanlar var. Yani burada aslında biraz da o kaynağımıza dönmemiz lazım. Yani Galatasaray gibi büyük bir camianın, hatta şöyle bir geçen seneye gidelim, Burak Elmas dönemine gidelim, sezon başına gidelim. Dursun Özbey'in de seçimine gelirken de, daha sonra da yapmış olduğu projelerde, divanda, sunumlarda Galatasaray altyapısına çok büyük önem verdiklerini, Belçika'da takım alacaklarını hatırlayalım Ömer. Yani 3 ay falan Galatasaray Belçika'da altyapı için takım aldı. Şimdi takım ismini söylemeyeyim. Aldı, alacak, alıyor. Buradan futbolcu yetiştirecek. Tabii bunlar kolay değil ama hatta Afrika'da bazı takımlarla orada ortaklaşa hareket edip oradan oyuncular keşfedileceğini. Ben hiç oyuncu transfer edilmese bile Ali Turap Bülbül gibi, Baran gibi oradaki oyuncuları değerlendirilmesi gerekeceğini düşünüyorum. Çünkü bunlara, genç oyunculara şans verdiğiniz zaman neler yapılabileceğini gösteriyorlar bize. Eğer transfer yapılmazsa evet, hem sağ bekte hem orta sahada bu oyuncuları kullanmak zorunda. Burada da Okan Hoca'ya ve oyunculara çok bir iş düşüyor. Galatasaray'da bir maç bile forma giyiyorsanız yani her şeyi bir kenara bırakacaksınız. O topu adeta ısıracaksınız, diyeceksiniz. Yani o şansı bulduğunuz anda bırakmamak lazım. Ben 3 senedir Ali Turap Bülbül'ü söylüyorsam Sabek için burada bir oyuncu var diye. Siz de orada varlığınızda o görevi bulduğunuz zaman, o görev verildiği zaman en iyi şekilde değerlendirmeniz lazım. Bizleri mahcup etmemeniz için. Ben çünkü genç futbolculara her zaman daha fazla şans verilmesini, bizim oyuncularımıza daha fazla şans verilmesini istiyorum. Genç karakterli oyuncular sahadaki performansını gösterirse hocaları da, taraftar da, bizler de arkasında dururuz. Ama karakter çok önemli. Hani bir maçta oldum demeyecekler. Bazı oyuncular var, bir maçta çok forma şansı buluyor. İkincisinde sonra bir bakıyorsun ki bir rüzgara kapılıyorlar. Hemen ben oldum diyorlar. Hayır, kolay değil abi. Bugün Icardi bile hala benim işim gol atmak ama daha çok şey öğrenmeliyim, daha çok vuruşlarda kendimi çalıştırmalıyım diyorsa, genç oyuncular da hep örnek alacağı insanlar olacak. Çok iyi profesyonel olacaklar. Her şeyle kendilerine dikkat edecekler. Daha fazla ne yapabilirim, daha fazlasını nasıl verebilirim bakacaklar. Çok çabuk ben oldum demeyecekler. Öyle olmadığı sürece biz bu genç futbolcuların sonuna kadar arkasında dururuz. Çünkü taraftarlar da, yönetim de, camialar genç oyunculara gerekli şansı veriyor. Bugün Ozan Kabak, Fatih Terim şans verdiği zaman Şampiyonlar Ligi'nde hem de oynattı, onu ilk 11'de hatırlayalım. Ligde 2 tane penaltı yaptırdı, kart gördü ama arkasında durdu. Ozan bugün İngiltere, Almanya milli takımda oynadı, işte görüyoruz. Yani biz bu oyunculara şans verilir ama bu şansı çok iyi değerlendirmek lazım. Mecburiyetten mi? Zaman zaman mecburiyetten, zaman zaman da yetenekten. Yeteneklerinizi gösterirseniz o formayı giydiğiniz zaman da bir daha bırakmazsınız yani. Evet. Zerrin Hacı Haliloğlu da aynı soruyu, altyapıyı sormuş. Aynı şeyi cevaplamış olduk. Muhammed Ünlü Dubai aynı şekilde sormuş, cevabını vermiş olduk. Arkadaşlar, yayını beğenmeyi unutmayalım. Tekrardan söyleyelim. Yayını beğenirsek daha çok kişiye ulaşabiliriz.